Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7. sınıf öğrencilerimle birlikte 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Yazılı haftalarımız geldi. Bu çalışmalarla birlikte inşallah sizlerle yüksek notlar alacağız. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bu soruların PDF hali açıklama kısmında mevcut. Oradan alıp siz de bu yazılıyı kullanabilirsiniz. İlk sorumuz aşağıdaki ifadelerle yer alan boşlukları verilen kelimelere uygun olarak dolduracağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Osmanlı Devleti'nde asker ve yönetici olarak görev yapmak üzere Hristiyan ahali arasından erkek çocuklarının seçilmesi ve yetiştirilmesi hatırlayacaksınız. Buradaki bilgilerden hangisiydi? Devşirme sistemiydi değil mi? O yüzden ilk boşluğa ne yazdık hemen? devşirmeyi yazdık. Devam ediyoruz. Divan toplantılarında büyük davalara bakıp kadı ve müderrislerin, müderrislerin atamasını yapan divan görevlisi kimdi arkadaşlar? Tabii ki de kaz askerdi değil mi? Kaz askeri hemen ikinci bilgi olarak yazdık ve kaz askeri buradan silerim. Nokta nokta izleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla radyo ve televizyon üst kurulu tarafından geliştirilen sembol sistemidir. Neydi bu sembol sistemi? Tabii ki akıllı işaretlerdi. Bunu da üçüncü bilgi olarak yazıyoruz. Akıllı işaretler. Hemen devam edelim. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ne diyorduk arkadaşlar? İletişim diyoruz. O yüzden dördüncü bilgiye de iletişimimizi yazdık. Hemen bunu da sildik buradan. Devam edelim. Yalanlama ve düzeltme yazısı demektir. Neydi bu? Tabii ki de tek zipti. O yüzden 5. bilgiye de tek zip yazdık ve ilk bölümü böylece bitirdik. Bu bölüm 15 puanlık bölümdü. Hemen ikinci bölüme geçiyoruz. Doğru yanlış soruların olduğu bölüm. 6 ile 6 ile başlıyoruz. Rütük Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek için kurulmuştur. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Rütük'ün görevi tam olarak burada bahsedilen bilgidir. Ben diliyle konuşmaya özen göstermek iletişimi olumsuz etkiler tam aksine iletişimi olumlu etkiler. O yüzden bu bilgiye yanlış diyoruz. Jest bir duyguyu, düşünceyi ya da bir konuyu anlatırken kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır. Hemen e, düşündüğümüz zaman neydi jest arkadaşlar? Jest bu demek miydi? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Jest kaş, göz, ağız hareketleri değil. Bunlar mimiklerdi arkadaşlar. Jest, el kol hareketleri. Bakın benim bu yaptığım hareketler el kol hareketleri yani jeste giriyor. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. Çelebi Mehmet Osman Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da kabul edilir. Bu bilgiye de doğru diyoruz ve bu bölümden de 15 puanı cebimize koyduk. Hemen bir diğer bölümümüzde devam edelim. Aşağıda verilen kavramlar arasında ilişkilendirme yapınız diyor. Hangi harf hangi numara uygunsa onunla eşleştireceğiz. Hemen bakalım. 15 puanlık bir bölünmüş. Kitle iletişim araçlarının tümüne verilen isim. Arkadaşlar neydi kitle iletişim araçlarının hepsine verilen isim? Medyaydı, değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Biz en aşağı bölüme e, medya diyebiliriz. Şöyle yapalım biz. Şuradan devam edelim. Bunun başlarında harfler var ya. Bunu buraya yazmak istiyorum ben. Yani bu bölüme şöyle yaptım. A dedim. Kitle iletişim araçlarının tümüne verilen isim medya diyoruz. Hemen devam edelim. E, Nibolu Savaşı'nı e, özür dilerim. Şuradan devam edelim. Osmanlılara katılan ilk beylik. Hatırlarsınız, Osmanlı'ya katılan ilk beylik hatta o beyliği bünyemize katarak deniz donanması elde ediyorduk. Neydi? Karesi oğullarıydı. Yani bu 4 numaralı bilgiye de B gelecek arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Osmanlı'da devlet işleri nerede görüşülüyordu? Divanı Hümayun'da. O yüzden Divanı Hümayun'un karşısına da D harfini yazıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. C harfini yazıyorum. Sıra atladım. Kusura bakmayın. Hemen devam ediyorum. Niboğlu Savaşı'nı kazanan Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'tı arkadaşlar. D harfini de buraya yazdım. Rumeli'de ilk alınan yer hatırlayacaksınız. Bizans'a yardım ettiğimiz için bize veriliyordu. Çimpe Kalesi'ydi. O yüzden E'yi de buraya yazdım ve bu bölümden de 15 puanı cebime koydum. Artık bu bölümden sonra test soruları var. Hemen test bölümüne başlayalım. Empati kurmak bir insanı kendini karşıdakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini onun gözüyle anlayabilmesi ve hissedebilmesidir. Şimdi buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi empati kurulduğunun göstergesidir? Her zaman mutlu olmak zorunda değilsin. Ben burada karşıdakinin yerine koymakla ilgili bir şey görmediğim için cevap bu olamaz. Devam ediyorum en sevdiğin arkadaşının doğum gününe gittiğin için çok mutlu hissediyorsun. Bakın birisi bir doğum gününe gitmiş onun mutluluğunu görüyorum ve neden mutlu olduğunu anlıyorum. Neden mutlu olmuş? Çünkü arkadaşın doğum gününe gitmiş. Yani ben onun mutluluğunun sebebini anlayabildim. Kendimi onun yerine koydum. Tam olarak bir empati cümlesidir. Diğer şıklar zaten empati olmadığı için bakmıyoruz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 17. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir? Son sözü söylemek için çabalar. İyi bir dinleyici son sözü söylemek için çabalamaz arkadaşlar. İyi bir dinleyici her zaman olay nasıl biterse öyle hareket eder. Karşıdaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler. Evet iyi bir dinleyicinin özelliğidir. Yargılamadan suçlamadan dinler. Kesinlikle konuşmacıyla göz temasını iyi bir dinleyici kurar. Ancak son sözü söylemek İyi bir dinleyicinin son sözü söylemek için çabalamak iyi bir dinleyicinin özelliği değildir. 18 soruyla hemen devam ediyoruz. Ankara'da üniversite öğrencisi olan Ayşe bir gazete haberinden bir yakınının trafik kazası geçirdiğini okur ve hemen ailesini arar. Ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. Yani yalan habermiş. Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı göz ardı etmiştir? Şimdi bakın burada Ayşe yanlış bir haber aldı, değil mi? O zaman. Gazete neyi yan göz ardı etmiştir? İnsanların doğru bilgi alma hakkını yalan haber yapmıştır. Burada özel hayatın gizliliği ile ilgili bir şey yok, basın yayın özgürlüğü ile alakalı bir şey yok, sağlık hakkı ile alakalı bir bilgi yok ya da burada e, bu hak göz ardı edilmemiş ama burada insanların doğru haber alma hakkı göz ardı edildiği için bu sorumuzun doğru cevabı da A diyoruz. Hemen. 19. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir. Bedenin duruş biçimi, jest, yani el, kol ve baş hareketleri, mimik, yüz ifadeleri, giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için geçerlidir. Yukarıda anlatılan sözel olmayan iletişim kanalları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi baktığımız zaman sözel olmayan iletişim kanalı dediği zaman Burada ben dili, sen dili genellikle sözle ifade edilenlerdir. O yüzden bunu siliyorum. E sözlü iletişim zaten sözle anlatılandır. O zaman bizim aradığımız sözel olmayan yani beden diliyle işaret ve iletişim bizim için burada doğru cevaptır diyoruz. İnsanlar beden diliyle çok rahat bir şekilde anlaşabilirler. Örneğin bir insana sus işaretini baş parmağınızı ya yani işaret parmağınızı böyle ağzınıza götürürsünüz. Anlaşılır. Bu da beden dili sözel olmayan iletişim demektir. 20. soru. Günümüzde artık hemen hemen her aile bireyinde akıllı telefon ve internet var. Bireyler arasında iletişim akıllı telefon ve internet kullanımının artmasıyla değişime uğramıştır. Önceleri aile büyüklerine bayram ziyaretleri yapılırken şimdi birçok akrabamızı bir mesaj, bir bayram mesajı yazmakla yetiniyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Kitle iletişim araçlarının yararlarından değildir. İnsanların yakınlarıyla ya da sevdikleriyle daha kolay iletişim kurması bu bizim için kesinlikle bir yarardır bilgilere kısa sürede ulaşmak. Bakın diyelim ki siz ödev yapıyorsunuz. Çok kısa sürede ulaşıyorsunuz. Bu bizim için bir faydadır. İnsanların ekonomik faaliyetlerini kolayca kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirebilmesi. İnsanlar internet üzerinden para da kazanabiliyorlar. Bu da bizim için bir faydadır. Ancak kişiler arası iletişimi azaltması iletişim araçlarının bir zararıdır. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı değişik kalır. 21. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur? Şimdi bakalım hemen şıklarımıza. Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması. Şimdi baktığımız zaman doğru bir bilgi değil mi? Bu yani doğru bir bilgi. Her türlü haber ve düşünce serbestçe açıklanıyorsa orada kitle iletişim özgürce yapılıyor demektir. Bu bir dursun. Basın yayın organlarının taraflı haber yani yanlı haber yapması bu özgürlükle alakalı değildir. Doğruluğundan emin olmayan bilgilerin açıklanması bu da yine kitle iletişim özgürlüğü alakalı değildir. İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması yine buradaki e, özgürlükle alakalı değildir. Çünkü zorla yapılan yanlış işlerdir. Bu sorunun doğru cevabı da aşkıdır diyoruz. 22. soru. Yukarıda yapılan açıklamaya göre Osmanlı Devleti yurt edindiği topraklar onlara hangi alanda avantaj sağlamıştır? Osmanlı Beyliği'nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu'nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. Önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu. Bakın ne dedi? Ticaret dedi. Osmanlı gelir elde ediyormuş. O zaman benim bunlardan hangisi aklıma gelecek? Tabii ki de ekonomik olan aklıma gelecek. Bu sorumuzun doğru cevabı da 5. kız. Hemen devam edelim. Son 4 sorumuz arkadaşlar. 23. sorudayız. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan faktörlerdendir? Anadolu ve Balkanlar'da güçlü bir devletin olmaması Osmanlı'nın kısa sürede güçlenmesinin bir sebebidir, faktörüdür diyoruz. Devam ediyorum hemen. Balkanlarda uyguladığı hoşgörü politikası insanlara hoşgörü davranarak Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin bir faktörüdür. Padişahların yetenekli ve teşkilatçı olması da yine kısa sürede büyümenin önemli etkilerinden bir tanesidir. Bizans devletinde tat kavgalarının yaşanması ve tekfurların halka baskı uygulaması da kısa sürede büyümenin bir sebebidir. O yüzden bu sorumuzda tüm şıkları alabiliriz. Cevap değişiklidir. 24. soru. Müslüman olmayanlar üzerine düzenlenen seferlere İslam dinine gaza adı verilmektedir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin yaptığı aşağıdaki mücadelelerden hangisinin gaza duygusu ile yapıldığı söylenemez. Karesi yollarına beyli, e, beyliğine son vermesi. Karesi yolları Müslüman mıdır? Evet Müslümandır. O zaman e, Karesi yolları üzerine gitmek gaza mıdır? Değildir. Trabzon Rum İmparatorluğu Hristiyanlara karşı yapılır. Gazadır. Bizans ile Koyunhisar Savaşı Hristiyanlara karşı yapılır gazadır. Haçlı seferleri Hristiyanlara karşı yapılır gazadır. Ama Müslüman bir devlete yapıyorsanız gaza değildir. O yüzden doğru cevap aşıkıdır diyoruz. 25. soru. Orhan Gazi döneminde aşağıdaki gelişmelerden hangisi? Orhan Gazi'nin eğitime önem verdiğini gösterir. Divan teşkilatı devletle alakalıdır. Eğitimle alakalı değildir arkadaşlar. Bunu siliyoruz. İznik, İzmit ve Bursa'nın alınması yine bu da devletle alakalı siyasi bir gelişmedir. İznik'te ilk Osmanlı medrese. Medrese neydi arkadaşlar? Medrese eşittir. O zamanki okuldu. E okul varsa o zaman eğitime önem verdiğini gösterir. Karesi yollarda değildir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Geldik. Bu yazılımızın son sorusuna Osmanlı Devleti Rumeli'de fetihler gerçekleştirirken fethettiği yerlerdeki sorun çıkarma ihtimali olan kişileri Anadolu'ya aktarken bir yandan da fethettiği yerlere Anadolu'dan Türk halkı getirerek iskan politikası dediğimiz yerleştirme politikasını uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi? İskan siyasetine devlete sağladığı faydalardan değildir. Bölgenin Türkleşmesi sağlandı. Kesinlikle iskan politikasının bir faydasıdır. Bölgede kalıcı olma sağlandı. Bu da faydadır. Bölgede huzur güvenlik sağlandı. Bu da kesinlikle iskan politikasının faydasıdır. Ancak Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlandı. İskan politikasıyla Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlandığına dair bir bilgi biz buradan en azından bilemiyoruz. Ve iskan siyaseti Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaz fetihler sağlar bunu arkadaşlar. O yüzden değildir sorduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar böylece 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasını bitirdik. Umarım yazılarınızdan çok yüksek notlar alırsınız. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bundan sonra da sizlere yardım, yardımcı olmamız devam edecek arkadaşlar. Siz de bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.